Efendim Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, hidayeti üzerinize olsun. 2018 yılının ilk Dosta Doğru programı, evet hayli geç bir saatte. Bugün sizinle beraberiz inşallah. Efendim, Hucurat Suresi, Edep Suresi. Kur'an-ı Kerim'in çok önemsediği edep ve adab. Peygamberle nasıl konuşulur? Müslümanlar yanlış konusunda nasıl tavır alırlar? Üstünlük nerededir? Görüntüde mi? Görünüşte mi? Irkında mı? Dilinde mi? Kalbinde mi? Müfessirler bu sureye hucurat, hücreler, odalar adını verdikleri gibi bu sureye edep suresi de demişler. Sahabeyi edeplendiren, sahabiye intizam ve nizam veren sure. Aslında şu çok önemli değil mi? Beşeri muameleler, insanlarla konuşma, görüşme, sohbet, ihmal ettiğimiz alan. İnsanlar birbirlerine karşı şiddetli ve sert. Kur'an bu konuda özel bir sure indiriyor, beşeri münasebetleri düzenliyor. Bu surenin adı Hucurat, Medine'de inen surelerden biri. Sure, ey iman edenler Allah'ın ve peygamberinin önüne geçmeyin. La tukaddimu beyne yedeyillahi ve rasulü ve tekun. Allah'tan korkun diye başlıyor. Allah'a karşı gelmekten sakının. Bu sure, sesinizi peygamberin sesinin yanında yükseltmeyin. İkinci ayet. La tarfa'u esvatekum fawka savtin nebi. Ve la tejharu lehu bil kavli kecehri ba'dikum liba. En tahbete a'malukum ve entum la teş'urun. Sesinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi peygambere yüksek sesle bağırmayın. Peygamberin konumunu görüyorsunuz. Allah ümmetin peygamberle ilişkisini belirliyor bu ayetlerde. Peygamber Muhammed aleyhisselam aradan içinizden biri gibi değil. O mütevazidir, o hasbidir de ben Allah'ım diyor ama. Ben Muhammed konusunda kendinize çeki düzen vermenizi istiyorum. Sakın onun önüne geçmeyin. Ne Kur'an'ın önüne geçin ne Hazreti Peygamber'in sünnetinin önüne geçin. Birinci ayet. Allah'ın ve Resulünün. Allah diyebilirdi ki Allah'ın önüne geçmeyin sadece. Peygamberi ekliyor oraya. Sakın peygamberin de önüne geçmeyin. Sözünüzü Kur'an'ın önüne, sözünüzü peygamberin önüne, peygamberi bypass ederek önüne koymayın. Sözünüzün bir kıymeti harbiyesi yok. Siz sizin kadar konuşursunuz. Muhammed kıyamete kadar konuşulacak aleyhisselam. İkinci ayet, sesinizi yükseltmeyin. Rivayet edildiğine göre bir konuda Hazreti Ebu Bekir iki seçkin, şeyhain dediğimiz iki zirve. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer bir konuda Resulullah'ın yanında konuşuyorlar. Bir orduya komutan tayin edilecek. Hazreti Ebu Bekir diyor ki kaka, büyük bir askerdir. İyi, tek başına bir kaka için tek başına bir ordu derler. Kaka bin Amr. Hazreti Ebubekir diyor Kaka'yı komutan tayin etseniz Resulullah'a. Hazreti Ömer diyor ki Akra'a bin Habisi. Konuşurlarken Hazreti Ebubekir diyor ki Hazreti Ömer'e sen bana muhalefet ettin. Yani benim zıttıma bir isim koydun. Hazreti Ömer de hayır diyor. Ben aklımdakini söyledim. Akra bu işe daha müsait.
Hazreti Ebu Bekir de sıkılıyor bundan. Sen bana muhalefet olsun diye isim getirdin diyor. Olabilir mi? Olabilir, beşerdiler. Sahabi de insandır. Ama onun insaniyeti bizim çok üstümüzde. Çünkü anında tövbe ediyorlardı. Çünkü onları düzelten bir vahiy vardı, iniyordu. Taze taze. Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer arasında ufak bir söz yükselmesi Resulullah'ı rahatsız etti. Efendimizin mübarek yüzüne anında yansıdı. Resulullah'ın özelliği duygularını gizlemezdi. Sinirlenirse yüzünden anlaşılıyordu, sevinirse yüzü parlıyordu. Allah la tukad hemen la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Peygamberin yanında sesinizi yükseltmeyin. Ve la tajharu lehu bil kavl ke jahri ba'dikum li ba'd. Birbirinize konuşur gibi onunla konuşmayın. Konuşsak ne olur? En tahbata a'malukum. Amellerinizin tümü batıl olur gider. Ve entum la teş'urun. Farkına dahi varamazsınız. 1000 granit ağırlığıyla Medine'nin Meşid-i Saadet'ine inen ayeti kerimeler. Sesinizi sakın yükseltmeyin. Söyleyen Allah. Kim korunuyor burada? Resulullah'ın hukuku korunuyor. Resulullah söylemez mi? Söylemiyor ki. Evine geliyorlar. Akşam vakti sahabiler yemek yiyorlar. Gece yarısına kadar gitmiyorlar. Resulullah'ın dinlenmesi lazım. Teheccüde kalkacak, sabaha kalkacak. Çünkü yasıdan hemen sonra uyuyor. Sahabi gitmiyor. Allah diyor ki yemek yedikten sonra dağılın diyor. Peygamberin hukukunu Allah koruyor. Çünkü peygamberin edebi gidin demeye müsait değil. Söylemiyor. Allah söylüyor. Muhammed o kadar önemli aleyhisselam. O kadar sıra üstü. O kendisine bir imtiyaz tanınsın istemiyor. Ama Allah ona özel imtiyaz veriyor. Aleyhissalatü vesselam. Fakat bir şey oldu. Hazreti Peygamber bu ayetleri okurken Mescid-i Saadet'e gelen biri var. Sevgili dostlar, peygamber diyorum. Geçen peygamber kelimesi hocam Kur'an'da var mı diye sormuşsunuz. Dostlar, peygamber kelimesi Arapça değil. Osmanlıca'da kullandığımız bir kelimedir. Neyin karşılığıdır? Resul ve Nebi'nin karşılığıdır. Kur'an'da Resul ve Nebi kelimeleri kullanılır. Bazen aynı anlamda, bazı farklı anlamlarda. Genel tanım, o tanım tartışılabilir. Kendisine kitap gelen ve eski şeriatı da göz ardı etmeyenlere Resul denmiş. Nebi ise kendisine kitap gelmemiş, daha önceki peygamberlerin kitabıyla hükmetmiş. Ama bunu değişik şekilde yorumlayanlar da var. Ama bunun tanımı peygamber diyoruz. Peygamber kelimesi Türkçeleşmiş. Ama esas Resul ve Nebi. 120 bin üzerinde Resul ve Nebi gelmiş. Bir şey oldu o gün. Sabit bin Kays diye bir sahabi var. Sesi yüksek. Peygamberin şairi Hasan bin Sabit gibi, Abdullah İbni Revaha gibi, Sabit bin Kays bin Şemaz, peygamberin hatibi, peygamberin adına konuşanlardan biri. Sözcü diyelim. Ama nasıl sözcü? Bugünkü anlamda değil. Peygamberle söz yarıştırmaya çalışan, Yemen'den, Arabistan'dan, Suriye'den gelen cambazlara, söz cambazlarına, Kur'an'a nazire, Kur'an'a benzer söz söyleme gafletine kapılan, edebiyat parçalayanlara karşı Medine'ye gelirlerdi. Peygamberle yarışmak isterlerdi. Hazreti Peygamber, kum ya sabit, ekip. Söyle sabit, sen cevap ver. Kum ya Ebu Revaha, kum fe ecip. Kalk ve sen cevap ver. Resulullah sahabiye cevap verdiriyordu.
Onlardan biri Sabit bin Kays. Kulağı hafif biraz az duyar. Müthiş bir hatip. Sesi yüksek. Kulağı az duyduğu için. Bu ayeti kerimeyi duyuyor mescide girerken. Ayet hangisi? İkinci ayet. Ey iman edenler, sesinizi peygamberin sesinden yükseltmeyin. Bütün amelleriniz boşuna gider. Bu ayeti duyunca Sabit bin Kays mescitten geri dönüyor. Eve geliyor. Evinde hanımı var. Hanımına diyor ki kapıyı üstüme kilitle. Helak oldum. Ben perişan oldum. Neyim var diye sorduğunda eşi hiç sorma. Benim hakkımda bir ayet indi. Sesi yüksek ya. Peygamberin yanında konuşurken sesi yükseliyor ya. Zannediyor ki ayeti kerime kendisi hakkında indi. Ben helak oldum diyor. Benim hakkımda Kur'an indi. Allah benim bütün amellerimi iptal etmiş. İnsanlar içinde çıkarılmış en hayırlı ümmet. Radiyallahu anhum varadu an. Muhacir ve ensardan bahsederken Kur'an, Allah onlardan razı, onlar Allah'tan razı diyor. Hani sahabiye radiyallahu anh diyoruz ya, ondan dolayı diyoruz işte. Allah onlardan razı. Allah için Celle Celaluhu diyoruz. Subhanehu ve Teala amma yüşrikun. Allah Teala. Oradan alıyoruz Allahu Teala'yı. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem diyoruz. Neden dolayı? İnnallaha ve melâiketuhu yusallûne alennebî. Ey iman edenler, peygambere salat getirin dendiği için. Peki hocam, hazret demezseniz, hazret deseniz ne çıkar ne çıkmaz, çık demeseniz. Hazret kelimesi de Arapça değildir. Osmanlı'nın kullandığı bir edep ifadesidir. Ama sahabiye hazret demeseniz bile radiyallahu an demek zorundayız. Onun için hazret kelimesi Resulullah ve sahabe için bir edep ifadesi. Osmanlı zarafeti, Osmanlıca farça, bu zarafet Osmanlıcılığa, Osmanlıcılığın veya Osmanlı oluşun bir gereğidir hazret kelimesi. Bize geçmiş aynen. Sabit bin Kays evine sığındı, evinden çıkmadı. Kapıyı kilitletti üstüne. Sadece namaz vakitleri çıkıyor. Karısı ne oldu dediğinde, eyvah ben helak oldum. Çünkü benim hakkımda Allah ayet indirdi. Benim bütün amellerimi Allah batıl etmiş. Savurmuş. Hazreti Peygamber Sabit'i görmüyor bir müddet. Nerede Sabit bin Kays? Bilmiyoruz diyorlar. Hanımına sorun diyor. Hanımına soruyorlar. Hanımı diyor ki Sabit kendini odaya kilitledi, çıkmıyor. Gece gündüz ağlıyor 2-3 gündür. Sürekli gözyaşı döküyor. Sadece abdest almak için çıkıyor. Bir şey de yemiyor. Sürekli ağlıyor. Hucurat suresinin 2. ayeti benim hakkımda indi. Çünkü peygamberin yanında sesini yükselten bir insan var, o da benim. Helak oldum ben. Resulullah'a söylüyorlar. Sabit bundan dolayı kapıyı kilitlemiş, çivilemiş kapıyı üzerine. Çıkmıyor. Günahları kendilerini mahpus ettiriyordu. Kolluk güçleri ellerini tutmuyordu, nefisleri ellerini tutuyordu. İmanları onları kendi kendilerini zindana attırıyordu. Zindana atılmak için talimatnameler verilmiyordu. Emirnameler çıkmıyordu. En büyük vicdan onların ruh haliydi. Ben peygambere haksızlık yaptım. Ben peygambere yanlışlık yaptım. Benim yerim sahabenin mescidi saadetinde safların arasında değil. Tek başıma zindana benzer bir yerde çile doldurmaktır. Gidiyorlardı ve Resulullah haber gönderiyordu. Gidin Sabit'i çağırın. Bu ayetin onunla ilgisi yok. Sabit İbn-i Kays geliyordu Resulullah'a. Resulullah diyordu ki Sabit, bu ayetin seninle hiç ilgisi yok. Üzülme. Bu ayet seni anlatmıyor. Sabit bin Kays Resulullah'ın ifadesi üzerine seviniyor ama içinde bir şey var, ufak bir şey. Bunun üzerine Sabit diyordu, ema tarda,
en ta'işe hamiden ve temute şehiden ve tedhulel cennet. Resulullah Allah'ın kendisine açtığı gayb alemine terassut ediyor, bakıyor ve söyleniyordu. Sabit ne diyorsun? Ruh huzura eresin diye söylüyor. Hamd edilmiş, övülmüş yaşasan, şehit ölsen ve cennete girsen. Üç şey. Bu dünya hayatında lekelenmeyeceksin. Kimse seni lekeleyemeyecek. İki, şehit olarak öleceksin. Üç, cennete gireceksin. Razı mısın? Radiyitu, radiyitu, radiyitu. Razı oldum, razı oldum, razı oldum diyordu. Sabit İbn-i Kays. Sevgili izleyicilerimiz, Resulullah'ın tam dediği gibi oldu. Efendimiz vefat etti. Yemame Harbi'nde Sabit İbn-i Kays şehit oldu. Fakat çok ilginç bir olay oldu. Şehit olunca Hazreti Sabit bin Kays, Resulullah'ın dediği gibi temute şehiden, şehit olarak öleceksin. Sabit İbn-i Kays savaş meydanında Sabit'in kalkanını ve kılıcını bir Müslüman alıyor, bir ganimet gibi zannediyor, götürüyor kendi ahırında, kendi köyünde bir yere yerleştiriyor. Sabit rüyaya giriyor ölümünden sonra. Ve rüyasına girdiği arkadaşına diyor ki ben öldüm, şehit oldum. Fakat benim kalkanım ve kılıcımı falanca köydeki falanca adam aldı, evine götürdü, evine koydu. Komutan Halid bin Velid'e söyle, kılıcımı ondan alsın ve kılıcımı ve kalkanımı falanca adamın borcunu kapatsın. Adres veriyor öldükten sonra. Onun için İmam Malik Hazretleri, Maliki mezhebinin kurucusu İmam Malik diyor ki, der ki İmam Malik Hazretleri, öldükten sonra vasiyet eden tek insan Sabit bin Kays'tır. Şehit olduktan sonra rüyada vasiyette bulunuyor. Hakikaten o köye gidiyorlar. Bu Hazreti Halid'e bildiriliyor. Hazreti Halid iki asker bulduruyor. Diyor ki gidin o köyde, o samanlıkta, o adamın evinde araştırın bakalım. Sabit'in kalkanı ve kılıcı orada mı? Gidiyorlar, o adamı buluyorlar, köyü buluyorlar, samanlıkta kılıcı ve kalkanı buluyorlar. Ölüler konuşur mu? Ölüler böyle konuşuyor. Sabit İbni Kays İbni Şemmas'ın konuştuğu gibi. Ve getiriliyor Hazreti Halid'e, Halid bin Velid, Sabit İbni Kays'ın dediği gibi alıyor ve o efendim mızrağı ve o kalkanı ve o kılıcı borçlu olana, alacaklı olana veriyor. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri bu sahabelere anlatıyor ama yine aynı Sabit'in bir başka hadisesi var ki 13. ayeti kerime onu anlatıyor. 13. ayeti kerimede Yüce Allah Sabit İbni Kays bin Şemmas خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَاُنْسَ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ. Ey insanlar, şüphe yok ki sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Erkek Adem, dişi Havva. Bir Adem var, bir Havva var. Ve besse minhuma ricalen kesiran ve nisa. Başka bir ayet-i kerimede Adem ile Havva'dan, erkek ve dişiden birçok erkek ve dişi türettik diyor. Besse, yaydık. Kimden? Erkek ve dişiden, baba ve anneden. Yani Adem ile Havva'dan. Sizi kabilelere, boylara ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, Allah'tan en sakınan kişinizdir. Bu niye indi biliyor musunuz bu ayet? Şöyle bir hadise anlatılır kitaplarda, tefsir kitaplarında denilir ki, işte Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini anlamakta tefsirin, hadisin, rivayet ilminin ne kadar değerli olduğu, önümüzü ne kadar açtığının açık belgesi. Şimdi şu ayet Medine'de indi. Bu ayet şuradan indi. Nereden biliyorsunuz? Bu ayet bu ayetten önce
Bu sure bu sureden önce. Nereden biliyorsunuz? Sahabe-i kiram size öğretti değil mi? Sahabenin bize öğrettiğini nereden öğreniyoruz? Kur'an'dan mı? Yok Kur'an'da öyle bir şey. Hepsini Hazreti Peygamber'in hadislerinden öğreniyoruz. Hadisleri ortadan attığınızda, sünneti yok saydığınızda, Kur'an'ın öncülleri ve arkasında niye indiğini, nasıl indiğini, ne zaman indiğini öğreten bütün ilim dallarının tümünü feshetmiş oluruz. Ve Kur'an hakkında konuşan herkes hadislerin kendilerine öğrettiği öncü bilgilerle hareket ediyor. Adını vermiyor ama hadislerden istifade ediyor herkes. Elleri mahkum herkes. Namazın ayetlerini Kur'an'da bulabiliyor musunuz? Öğle dört vakit, ikindi dört vakit, akşam üç vakit, yatsı dört vakit diye bir ayet hatırlıyor musunuz Kur'an'da? Ama dört rekat kılıyorsunuz. Neye göre? Resulullah'ın hadislerine göre. Hani hadislere gerek yoktu? Hani hadisleri yok sayalımdı? Nereden ne kadar zekat vereceğinizi kimse öğretti? Kur'an'da var mı zekatın nisabı? Yok. Devesi olan ne yapar? Koyunu olan ne kadar zekat verir? Kim öğretti bunları? Var mı Kur'an'da bunlar? Hayır. Hepsi Resulullah'ın hadislerinde var. Siz hadisleri inkar ettiğinizde 23 senelik tatbikatın tümünü yok sayarsınız. Ve Kur'an'la oynamaya başlarlar. Allah korusun kitabını. Bir gün Resulullah sahabeyle konuşuyor. Bakın 13. ayet niçin iniyor bazı tefsircilere göre. Bazen bir ayetin inişinin birkaç sebebi olabilir. Oturmuşlar sohbet ediyorlar. Resulullah sahabeye konuşuyor. Mescid-i Saadet tıklım tıklım dolu. Herkes Resulullah'a, herkesin gözü onun üzerinde. Biraz sonra Sabit İbn-i Kays içeri girdi. Sabit'in gayesi Resulullah'a en yakın yere gidip oturmak ki Efendimiz'i daha net, daha güzel bir şekilde duyabilmek için. Ama içeri girerken Sabit önündekilerini eze eze yürür. Kulağı az duyduğu için peygamberin sesini daha net duyacak olan yere doğru yürümeye çalışır. Ama çalışırken farkında olmadan insanların üstüne basa basa gider. Biliyorsun mekruhtur bunu yapmak. Ön saf güzeldir de erken gelip oturacaksın. Sonradan gelip de insanları eze eze geçemezsin. Adaba aykırıdır. Ne yapacaksın? Uygun gördüğün bir yere. Camide yer seçemezsin. Görevin yoksa oraya diyelim ki camiye bir halı seriyorsun seccade. Burası benim yerimdir. Hayır. Namaz kıldığında yerin, namaz bittiğinde yer yok. Camide yer ayıramazsınız. Sabit İbn-i Kays öne doğru yürüyor. İnsanları eze eze bir manada öne doğru yürürken birinin canı incindi ki Hazreti Sabit'e döndü ve dedi ki ya Sabit iclis otur dedi. Buldun boşluğa otur yani. İnsanların ta önüne geçme. Sabit döndü ve adama baktı. Sen mi bana söylüyorsun bunu dedi. Evet dedi otur yani bizi rahatsız etme bizi eziyorsun. Deyince sus dedi falanca kadının oğlu. Adamı annesiyle ayıpladı. Annesinin cahiliye döneminde yapmış olduğu bir meslekle annesini kınadı. Sus falancanın oğlu. Falanca kadının oğlu. Annesini küçümseyerek hakaret etti. Hazreti Peygamber'in şairi Sabit İbn-i Kays. Fakat bu sözü sus ey falanca kadının oğlu sözünü Hazreti Peygamber de duydu. Esas Sabit'i perişan edecek olan da bu değil mi? Mescid-i Saadet'te bu söz birden yankı yapınca Aleyhissalatü vesselam birdenbire döndü ve Sabit bin Kays'a dedi ki ya Sabit kum. Kum dedi ayağa kalk. Herkesin bakışları Sabit'in üzerinde, Resulullah'ın üzerinde. Kalk Sabit, ayağa kalk. Resulullah konuşmasını bıraktı. Sabit ayağa kalktı. Resulullah dedi ki Sabit önüne bak. Arkana bak.
Sağına bak, soluna bak. Bana ne gördüğünü söyle diyor Resulullah. Sabit İbn-i Kays sağına baktı, soluna baktı. Cemaat var yani, insanlar var. Genç, yaşlı, sakallı, daha genç, kilolu, zayıf, esmer, beyaz insanlar var. Sabit baktı sağa, baktı sola, baktı sağa, baktı sola, arkaya öne baktı. Dedi ki ya Resulallah, önümde suratlar görüyorum sadece. İnsanlar görüyorum. Kimi beyaz, kimi esmer, kimi kiloluk, kimi işte zayıf. Değişik insanlar görüyorum ya Resulallah. Başka bir şey görmüyorum deyince Allah Nebisi döndü ve dedi ki ey sabit, o gördüğün o suratlardan, o gördüğün simalardan sadece birisisin sen de. Onların hiçbirinden üstün değilsin. Sabit İbn-i Kays. Otur şimdi dedi. 13. ayet. 13. ayeti kerime Mescid-i Saadet'te mübarek Nebi'nin dudaklarında. Sizi bir erkek ve bir dişiden yarattım. Arkadaşlarımız maliyeniden verecekler 13. sureyi. Birbirinizle tanışasınız diye. Hiçbiriniz ötekinden üstün değilsiniz. Kabilelere ayırdı. Allah katında en üstün olanınız takva itibariyle en iyi olandır. Allah'tan en çok sakınan, en çok utanan, günahtan en çok kaçınandır. Allah her şeyden haberdar olandır. Hucurat suresi baştan sona içerdiği hükümlerle bir edep ölçü ve projesidir bizim için. Kişiliğin oluşmasında, edebin oluşmasında babaya, anneye karşı nasıl davranılacağına, Allah'ın kitabıyla, Allah'ın zatıyla ve peygamberle nasıl muamele edileceğini öğreten müthiş bir suredir. Hucurat suresi. 6. ayet. İncaekum fasikum binebe'in fetebeyyen. Arkadaşlarımız 6. ayeti de lütfen versinler. Toplumda en çok mutazarrır olduğumuz bir şey değil mi? Yalan, dolan, iftira, rezillik, haset. İşte. Ey iman edenler, size bir fasık bir haber getirirse. Nedir fasık? Gerçekliği, doğruluğu test edilmemiş. Hayatının dinle ilgisi yok. Niyeti kötü münafık. Bir fasık haber getirirse bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. Bir şey duydun üstüne hemen atıyorsun. Kalem sorgulanacak, el sorgulanacak, dil sorgulanacak, kalp sorgulanacak, vicdan sorgulanacak. İncaekum fasikum binebe'in fetebeyyenu. Nedir fasık? Günahı rahat işleyen adam. Tarifi bu. Piyasada o kadar fasık var ki. Her köşede, her kenarda, her sokakta bir fasık var. Her fasıkın sözüne mi inanacaksınız? Ya bu sure bütün bu hastalıkları telavi eden bir suredir. Edebi kalbe işleyen bir suredir. Bugün sadece Hucurat suresinden bir iki ayeti kerimenin inişiyle ilgili birkaç şey söylemiş oldum efendim. Evet, programı çok fazla uzatmayacağım. İnşallah bugün hayli geç girdik programımıza. Bu nedenle de uzatmadım. Sizi de fazla uykusuz bırakmak istemiyorum. Efendim kısa bir dua ile ama sabah 8.30'da beraberiz inşallah. Erken saatte. Efendim pazar günü güzel bir saatte beraberiz. Saat 10'da. Lütfen Face'den, Twitter'dan ve diğer bize ulaşabileceğiniz kanallardan bizlere ulaşın ve sorularınızı gönderin, görüntülerinizi gönderin. Değerlendirmeye gayret edelim inşallah. Kısa bir duayla bitirelim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmain. İlahi ya Rabbi, kalbimizi temizle ya Rabbi. Gönlümüzü temizle ya Rabbi. Kalbimizi sahabe kalbine benzet ya Rabbi. Bizi birbirlerini sevenlerden eyle. Şerden, şikaktan, nifaktan, fitneden, fücurdan, kötülükten bizleri uzak eyle ya Rabbi.
Bizi seni sevenlerden eyle ya Rabbi. Senin kudretini bilenlerden eyle ya Rabbi. Farkındayız ama idraki tam müdrik değiliz ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, basar verdiğin gibi, dünyayı görmeyi yarattığın gibi bize, kalbimize de basiret, kalbimize de görebilme ufkunu nasip et. Eşyanın üzerindeki hayali perdeleri sıyırarak senin güzelliğini görebilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Mahşer aleminde herkesin sağa sola savurduğu o çetin günde seni, senin peygamberlerini bulan, onlardan şefaat alabilenlerden, meleklerin şefaatlerine ulaşabilenlerden eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bizler sadık birer mümin olmaya çalıştık. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِ ayeti kerimesinin ifadesi bizi ta iliklerimize kadar titretiyor. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِ Allah'ı hakkıyla bilemediler. Allah'ın kadru kıymetini bilemediler. Bilemedik ya Rabbi. Ama bilemediğimizin de farkındayız en azından. Kudretin, azametin, kibriyan, ismi azamın hürmetine bizi şerden, şikaktan, nifaktan, kötülüklerden, hastalıklardan uzak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bizi son nefeste eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyenlerden ve çene kapayanlardan eyle. Hastalarımıza şifa, dertlere deva, borçlara eda, son nefeste hepimize iman, iman, iman nasip et. Ömrümüzü heba ettirme, boş şeylerle, geçici hayallerle, yanlış şeylerle uğraşan, yanlış hesap yapanlardan etme bizi. Amin. Bi hürmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Dualarımızın kabulü niyetiyle Allah rızası için El Fatiha. Efendim, Fatiha'mızı okuyorsunuz. Biz de Fatiha'mızı okuyoruz. Ve sizi yanında emanetin hiç kaybolmadığı en emin olana, Allah'a sizi ısmarlıyoruz. Allah sizleri, bizleri, hepimizi her türlü şerden, kötülükten, münafıklıktan, kötü hallerden, kötü hale düşmekten, kötülerle imtihan olmaktan, kötülerin yanında olmaktan bizleri muhafaza eyle. Senin dinine bizi hizmetkar ettir ya Rabbi. Kıyamete kadar kalbimizdeki takvayı, ihlası, samimiyeti sürdürerek en güzel şeyi, en güzel duygularla imana hizmet etmeyi hepimize nasip et ya Rabbi. Ya Rabbi, Hazreti Muhammed'i bizlere önder, rehber, bir yol gösterici kabul ettik. Öyle nasip et. Amin velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha diyorum. Sabah 8.30'da görüşünceye kadar her şey gönlünüzce olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Ya Rabbi, şu anda ekran başında ve şu anda burada hangi kardeşimiz, hangi hanımefendi, hangi beyefendi, hangi çocuk, hangi genç, hangi yaşlı, hangi niyetle okumuşsa ilahi, o kardeşimizin niyetini kabul eyle.